Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair hatıralar, yazılı eserler veya dokümanlar bırakmazlar. Onların hayatını ortaya koymanın yolu sıklıkla arkeolojik çalışmalardan geçer. Bu videomuzda yok olmuş esrarengiz bir halk olan Avarlara derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Hunlardan sonra Avrupa'yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarların menşei konusunda çok uzun tartışmalar yapılmış. Fakat artık onların Türk olduğu ilim alemince kabul edilmeye başlanmıştır. Bunların menşeinin Türk olduğunun ortaya çıkması, arkeolojik kazı ve araştırmalar sayesinde olmuştur. Avarların Moğol olduğunu iddia edenler şu delilleri sürmüşlerdi. Her şeyden önce Simokattis'in verdiği yanlış haber, yani Göktürklerin önünden kaçan ve Bizans'tan yerleşecek yer isteyen Juan Juanlarla yine o tarihlerde Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa içlerine kadar giden Avarları aynı kabul etmiştir. Moğol kabileleri arasında Varkun adını hatırlatan Varguni adlı kabilenin yaşadığının tespit edilmesi, Macaristan'daki Avarlara ait mezarlarda Mongoloid insan iskeletlerine tesadüf edilmesi, Avar Hakanı Bayan'ın isminin Moğolca olduğu iddiası ve benzeri sebeplerle Avarların kesinlikle Moğol olduğunu söyleyememiştir. Bunun sebebi hiç şüphesiz kaynakların çelişkili olmasıdır. Bu arada Avarların Fin-Ugor veya Ogur olduğunu iddia edenler de olmuştur. Aslında meselenin esasını anlamak için şu noktaların iyi bilinmesi gerekir. Her şeyden önce Bizans tarihçisi Priskos, daha Orta Asya'da Juan hakimiyeti çökmeden 100 yıl önce 461-465 yıllarında Batı Sibirya'da Avar kavminden bahsetmektedir. Diğer bir kaynak olan Zakarias Reotor yine Moğolistan hadiselerinden önce batıda bir Avar topluluğundan bahsetmektedir. Ayrıca Grek coğrafyacısı Strabon, miladi 1. yüzyıldaki eserlerinde Avar Noilardan bahsetmekte ve eski Grek efsanelerinde karışık olarak Abaris adının geçtiği bilinmektedir. Bu izahatlardan anlaşılacağı üzere, Avrupa'da devlet kuran Türk Avarların 555 yılında tamamen yıkılan Moğolistan Juan Juanlarıyla ilgisi olmadığı açıktır. Aslında dikkate değer bir husus da Simokattis'in eserinde hakiki Avar ve sahte Avar diye ayrım yapmış olmasıdır. Bu kayıttaki incelemelere göre sahte Avarlar aslında Batı Türkistan, Kuzey Kafkasya arası ve Don İtil nehirleri dolaylarındaki Ogurlara komşu olarak yaşayan ve Bizans kaynaklarında Avar adıyla anılan Varkonlardır ki Göktürkler, Hunlar gibi yeğli Türk lehçesini konuşan bu iki Türk grubu önce 350 yılını takiben bağlı oldukları Juan Juan idaresini terk edip batıya yöneldiler. Türkistan Afganistan'da Akhun Devleti'nin kuruluşuna katıldıktan sonra da Juan Juanların 458-459 yılındaki Tabgaç orduları karşısında yenilgileri üzerine Moğolistan'daki yabancı hakimiyetten koparak Hazar'la Aral'ın kuzey sahasına gelen Var ve Hun adlı kabileler birliği idiler ve yaptıkları işe uygun olarak Avar adını aldılar. Ayrıca Sabar, Hazar adları gibi Orhun kitabelerinde kavim adı olarak geçen Apar sözü bu tarihlerde Juan Juanlar olmadığı için batıdaki Avarları göstermektedir. Avarların ünvanlarına bakıldığında bunların hepsinin Türkçe olduğu ve diğer Türk devletlerince de kullanıldığı görülür. Bayan kelimesinin de iddia edildiği gibi Moğolca olmayıp Türkçe bay kökünden türemiş olduğu ve sadece Moğollar tarafından değil, Bulgar Türkleri tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Avarlar devrine ait Avusturya, Macaristan, Arnavutluk, Çekoslovakya ve Güney Almanya ve benzeri yerlerde yapılan kazılarda Türk tipine diğer tiplerin yanında dikkati çekecek oranda rastlanmıştır. Avrupa'ya göçlerinden önce Avarları Priskos'un eserinde kayıtlı olarak 465 yılı civarında Barköl havalisinde olduğunu görmekteyiz. Bu sırada Avarlar Ogurlara komşuydular ve onların doğusunda bulunuyorlardı. Bundan az önce yani 461 yılında Sabarlar Avarlar karşısında yerlerini terk ederek batıdaki Ogurları da yerlerinden itmişler ve Kafkaslara doğru ilerlemişlerdir.
Avarlar önce Sabarları dağıtarak Kafkaslara doğru ilerlediler, daha sonra da İranlı alanları ve Ogurları hakimiyetlerini aldılar. Bu sırada Kafkaslar'da asker toplamakta olan Bizans kumandanı Justin'e haber göndererek onunla temasa geçtiler ve daha sonra Kandik adlı elçiyi İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a gelen Kandik burada Avarların kudretinden ve hiçbir kavmin onlara karşı duramayacağından uzun uzun bahsetti. O sıralarda Balkanlarda ve Dalmaçya'da ansızın harekata girişen Ogurlarla meşgul olan İmparator Justinianus Avarlardan istifade etmek istedi. Silahdarı Valentinus'u elçi olarak Avarlara gönderdi. Valentinus Avarlarla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Bizans her yıl Avarlara hediye gönderecek. Bunun karşılığında Avarlar Bizans'ın düşmanlarına karşı savaşacaklardı. Bizans yine de Avarlara güvenmediğinden her ihtimale karşı Avar akınlarını durdurmak için kalabalık Slav kütlelerinden ve antlardan bir set kurdular. Fakat Avarlar bu seti 562 yılında dağıtarak Tuna bölgesine geldiler. Bu sırada Antlar ve Slavlar Avar hakimiyetine girmişlerdi. Tuna bölgesine yerleşen Avarlar bu bölgeden Avrupa içlerine Galya'ya kadar uzanan akınlar yaptılar. Söz konusu akınların başarılı olmasında hiç şüphesiz başta bulunan Bayan Hakan'ın rolü büyüktür. 562 yılında Bayan Hakan İstanbul'a elçi göndererek Avarların Bizans arazisine yerleşmelerini istemişti. Fakat daha evvel başından böyle bir olay geçtiği için Bizans bu teklifi geri çevirdi. Rivayete göre Bizans hükümeti Okinnim adlı Avar elçisinden onların esas niyetinin Bizans'a taarruz etmek olduğunu öğrenmişti. 565 yılında Bizans tahtında değişiklik meydana geldi. Justinianus'un yerine Justinus geçti. Yeni imparator Avarlara vergi ödemek istemiyordu. Hatta bir ara vergiyi göndermedi. Bunun üzerine Hakan Bayan idaresinde Bizans'a hücum eden Avarlar hızla ilerleyerek Karpatların orta taraflarını da ele geçirdiler. Avarlar daha sonra Tuna'nın batısındaki Germen kavimlerinden Longobardlarla anlaşarak Gepid kavmini Doğu Macaristan'daki yurtlarından çıkardılar. Daha sonra Longobardlar Avarlardan hoşlanmayıp 568'de Pannonia'ya gidince boş kalan Macaristan ovalarına Avarlar hakim oldu. Avarlar bu sırada kendilerine karşı savaş açan Frank kralı Sibert'i de yendiler. Avarlar daha sonraki yıllarda yayılma hareketlerine devam ederek Zun mağaralarından sonra Sirmium ve Signidiunium gibi şehirleri ele geçirdiler. Böylece Balkanların yolu artık Avarlara açılmıştı. 592 yılında Bayan Hakan İstanbul'a yürümek maksadıyla Çorlu'ya kadar geldi. Bu sırada Avarlardan korkan İstanbul halkı dehşete düşmüştü. Avar ülkesinin sınırları artık Don nehrinden Galya'ya kadar uzanıyordu. Avar Hakanlığı Avrupa'nın en kuvvetli devleti haline gelmişti. Bu duruma gelmesinin en büyük sebebi hiç şüphesiz Avar ordusuydu. Orduda asıl çekirdek Türk olmakla beraber yardımcı İslav ve Germen kütleleri de vardı. Yine bu ordu sayesinde Avarlar pazar şehirlerini ve ticaret yollarını daima elde ve emniyette tutuyorlardı. Bayan Hakan'ın ömrünün sonlarına doğru Avarların kısa bir müddet kudretten düştükleri görülmektedir. Özellikle Bizans'ın Sasani savaşlarına ayırdığı kuvvet savaş bitince Trakya'ya geçirildi. Bu suretle kuvvetlenen Bizans ordusu Priskos'un kumandasında 601 yılında Tuna'yı aştı ve Tisza Nehri boyunda Avarları mağlup etti. Savaşta Bayan Hakan'ın 4 oğlu birden ölmüştür. Rasonyi, Bayan Hakan hakkında Bayan Etil ayarında bir şahsiyet değildi. Atilla gibi büyük çapta siyasi hedefi olmadığı gibi alelade kusur sayılacak ikiyüzlülük ve kurnazlık vardı demektedir. Bayan'dan sonra Avar tahtına geçen yeni Hakan önce İtalya'ya yürüdü. Burada bulunan Longobardları yendi. Zaten Avarlar onların göçlerinden faydalanarak daha önce Pannonia'yı almıştı. Daha da ilerleyen Avar Hakanı 616 yılında Friul şehrini aldı ve yağmaladı. Aynı Hakan 613 yılında Bizans İmparatoru Heraklius'a tuzak kurmuştu fakat Heraklius bu tuzaktan kurtulmuştu. 626 yılında Avarlar Sasaniler ile anlaşarak İstanbul'u kuşattı. Bu arada Sasani generali Şahvaraz Anadolu'yu baştan başa geçtikten sonra Kadıköy'e kadar geldi ve karargahını oraya kurdu.
İstanbul halkı dehşete düşmüştü. Çaresiz kalan İmparator Heraklius, Kartaca'ya kaçmayı düşündü fakat daha sonra Kafkaslara Hazarların yanına yardım istemeye gitti. İstanbul'un savunması Patrik Sergios ile Patricius Bonus'a kalmıştı. Bu arada Bizans deniz filosu Boğaz içinde dolaşıyor ve Avarlarla Sasanilerin ortak hareket etmelerini engelliyordu. Bu yüzden kuşatma başarıya ulaşamadı. Avarlar çok zor şartlar altında çekilmek zorunda kaldılar. Bu başarısız çekilme Avar Hakanlığını nüfuz ve itibarını kaybetmesine yol açtı. 630'da Avar Hakanı öldü. Bu Hakan'ın ölümünden sonra Avarlara bağlı olan Bulgarlar Hakanlığa kendi reisleri Kubrat'ın geçmesi gerektiğini ileri sürerek ayaklandılar. Avarlar bu isyanı bastırdılarsa da Balkanların kuzeyi Bulgarlara geçti. Avarların bu düşüşü diğer yabancı kabilelere bazı yerlerin terk edilmesi takip etti. Atalarına bırakılmıştı. Bundan sonra Macar Ovası'nda rakip çemberi içine sıkışan Avarlar 7. ve 8. yüzyıllar boyunca varlıklarını devam ettirdiler. 791 yılında Frank İmparatoru Charlemagne Avarlar üzerine tertiplediği seferde Tuna ile Raab suyunun birleştiği yere kadar ilerledi. 796'da ise oğlu Pepin Orta Macaristan'daki Avar başkentini ele geçirdi. Artık hızla tarihten silinmeye başlayan Avarların başında 805 yılında Hristiyan olmuş Theodor adlı bir hükümdar görülmektedir. Bu son Avarlar Theodor'un önderliğinde Cernantum ile Sabarlarya arasında yerleşerek tarihten silindiler. 795 yılında Aix-la-Chapelle'de vaftiz olan Tudun ünvanlı bir Avar, başbuğu daha sonra 799 yılında Frank hakimiyetine karşı isyan etmişler fakat başarılı olamamışlar. Onun arkasından yeni bir Avar başbuğu Zodan'da isyan etmiş, başarılı olamayınca 803'te teslim olmuştur. Avarlar 558-805 yılları arasında yaklaşık olarak 250 yıl kadar Orta Avrupa'ya ve Balkanlara hakim oldular. Doğuda İstanbul önlerinden, batıda Germen ve Frank diyarlarına kadar akınlar yaptılar. Görüldüğü gibi bu kadar geniş bir sahaya hükmeden Avarların bu bölgede büyük tesir yapması tabii bir hadisedir. Avarlar sayesinde Doğu Avrupa'nın etnik yapısı değişmiş, Longobardlar İtalya'ya göç etmişler, İslavlarsa Avarlar tarafından kuzeyden getirilerek Vistül, Tuna ve Bohemya havalisine yerleştirilmişlerdir. Aslında İslavların göç ettirilmesinin sebebi Avarların mahsul ihtiyacını karşılamak içindi. Bu sayede Slavlar, Tuna, Vistül ve Bohemya ovalarına yerleşirken gelecekteki Slav devletlerinin etnik temeli Avarlar tarafından atılmış oluyordu. Suriyeli Piskopos Johannes'in tabiriyle eskiden ormanlardan dışarı çıkamayan Slavlar, Avarlar sayesinde disiplinli savaşa alıştılar ve at, sürü, gümüş ve altın sahibi oldular. Kısacası Avarlar tarafından sistemli bir şekilde göç ettirilmelerin neticesinde bugünkü Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya'nın etnik yönden temeli atılmıştır. Avar ordusunun esasını Türkler teşkil etmesine rağmen yabancı kavimlerden yardımcı kuvvetler de kullanılmaktaydı. Söz gelişi 600 yılında Bizanslılar tarafından esir alınan 17.200 Avar askerinden ancak 3.000'i Avar Türklerinden, geri kalanların 4.000'i Gepit, 8.000'i de İslavlardandı. 603 yılında Longobard kralı Agilius, Cremona ve Mantua'nın işgalleri için Avarlardan yardım istediği zaman Avar Hakanı, Avar kumandanlarının idaresinde İslav birliklerini göndermişti. Avarların İslavlara askeri bakımdan hocalık yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca Avarlar İslavları piyade kuvveti olarak ordularında kullanmışlardır. Bütün İslav dillerinde Avar kelimesinin obor şekliyle dev manasına gelmesi bütün bu söylediklerimizi teyit etmektedir. İslavca'da siyasi teşkilata ait bazı sözler Türkçeden geçmiştir. Rasoni'ye göre eski Türk dini tesirleri de İslav akidelerine geçmiştir. Yine İslavların 7. ve 8. yüzyıllarda Almanlara nazaran daha zayıf olmalarına rağmen Elbe Nehri'ne kadar ilerlemelerinin sebebinin Avarların desteği olduğu kabul edilmektedir. Diğer kabilelerden Hırvatlarda da Avar tesiri görülür. Bunların askeri ünvanlarından Ban, Boyar ve benzeri ünvanlar Avarlardan geçmiştir. Ayrıca Yunanistan'daki Navorino ve Arnavutluk'taki Antivari şehir adları da onların izleridir. Avarların altın açısından çok zengin olduklarını görmekteyiz.
Fels-i Kükürlü çevresindeki Firtos buluntusunda diğer takımlarla birlikte 3000 adet imale hazır Bizans altını vardı. O zamanın tarihçileri 796 yılında Frank kralı Peoin tarafından Avar başkenti ele geçtiği zaman Frankların batıya çok zengin hediyeler götürdüğünü yazmaktadırlar. Arnavutluk'taki Prostovats altın hazinesi Avarlara aittir. Ayrıca Nagyszerts Miklos'taki altın hazinesinin Avarlara ait olduğu ileri sürülmüşse de Nemet tarafından bu hazinedeki yazının Peçeneklere ait olduğu ispatlanmıştır. Bu eserlerdeki uslup ve teknik Avarlara, damgalarsa Türk Bulgarlara aittir. Avarlardan günümüze kalan eserlerden biri de Avar çifte kalıdır ki bu kaval, kavimler göçünden ve Doğu Avrupa tarihinden günümüze kalan tek musiki aletidir. Avrupa Hunlarının silahları ve savaş taktikleri nasıl o devir Avrupa ordularına misal teşkil ettiyse, Avarların silah ve savaş taktikleri ve kendi zamanlarında Avrupalılar tarafından misal kabul edilip benimsenmiştir. Avarlar oklarını muhafaza eden okluklarını bel kemerlerinin sağ tarafına, yayı ise diğer bir muhafaza içinde sol taraflarına asarlardı. Avar yayı birkaç parçadan mürekkep idi. İç tarafa takdim edilen kemik safihalara, Hunlara ait mezarlara da rastlanmıştır. Avar kılıcı ise düz veya eğridir. Üzengiyi de Avrupa'ya getiren avarlardır. Bu üzengiler daire biçimindedir. Avar harp sanatı Bizanslılara da tesir etmiştir. Bizans İmparatoru Heraklios ordusunu yeniden avar usulüne göre teşkilatlandırıldığı zaman Sasanilere karşı galip gelmiştir. Bu devirde Bizans ordusu giyim ve silah bakımından tamamen avarlara benzemekteydi. Ayrıca İmparator Taktika adlı eserinde açıkça avar ordusunun taktiklerinden ve giyiminden bahseder. Avarlar ölülerini mezara yüzü doğuya bakar şekilde yerleştirirlerdi. Mezar zemini baştan ayak istikametine doğru meyillidir. Nüfuzlu şahısların cesetlerini önce deriye sararlar ve bir lahit içine koyarak gömerlerdi. Mezarlara ahiret yolculuğu için kaplar içinde yemek de koyarlardı. Süvari ölünce kendisiyle birlikte atını da gömerlerdi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.